Lübnan'dan herkese selamlar. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tayız şu an. Para bozduralım dedik. Şöyle bir yere geldik. Lübnan'da şöyle bir olay var. Bankalardan çektiğinizde böyle kuru çok düşükten alıyorlar. Yani hatırladığım kadarıyla 15 bin falan. Şimdi şöyle bir şeye geldik. Exchange Office'e geldik. Burada 1 dolar 80 bin Lübnan lirası yapıyor. 50 dolar bozdurdum. Şöyle tomarla para verdiler. Bakın göstereyim size. Bakın şöyle. Tomar tomar para verdiler. 4 milyon lira verdiler. Yani bu şeylere kara borsa diyorlar aslında. Bir bakıma kara borsa oluyor. Paramızı bozdurduk. Şöyle ilerliyoruz bakalım. Yalnız her köşe başında da küçük çocuklar etrafınızı sarıyor. Para istiyorlar. Yani verseniz bir dert, vermeseniz bir dert. Neyse biz yolumuzda şöyle ilerleyelim bakalım. Hakan ne haber? İyidir. Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Beğendin mi Beyrut'u? Patlamanın izleri var. Evet. Ama genel olarak güzel. Yemeklerini de seviyoruz. Para bozdurma hakkında ne diyeceksin? Türkiye'de yakında böyle olacak gibi gözüküyor ama. Vallahi inşallah olmaz da. İnşallah olmaz. Kara borsadan yani döviz bürosu dedikleri aslında kara borsa oluyor. Normal kur ne kadardı? 15 bin miydi? Normal kur 15 bin. Kara borsada 80 bin. 80 bin. Yani 50 dolar bozduk. 4 milyon şey aldık. 4 milyon Lübnan lirası aldık. Yeterli görünüyor şu an için ama. Şu an için yeterli de. Ekonomik krizden dolayı ülke acayip pahalı. 2 tane gözlemeye ne kadar verdik az önce? Yaklaşık 5 dolar. Yok 6. 6,5 falan da ya. 500 bin. 500 bin verdik. 500 bin lira verdik. Yani paramızın 8'de biri gitmiş oldu. Evet. Neyse ilerleyelim bakalım. Şöyle Hamra'ya doğru ilerleyelim. Şehir merkezine. Çok da güzel mekanlar var aslında burada. Kahvaltı mekanları var. Baksana bazı sokaklar gerçekten güzel ha. Hamra'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şu taraftan doğru devam edeceğiz. Şu arkamızda gördüğünüz cami de şehrin simgelerinden Muhammed el-Emin Camii. 2008 yılında yapılmış hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra Osmanlı mimarisini taşıyormuş. Bakın Beyrut'ta şöyle bir özellik var. Hem yani farklı inançların dini yapıları aynı yerde veya birbirine yakın yerlerde konumlanmış. Mesela hemen şu yan tarafta da sanırım bir kilise var. Ondan sonra bak şurayı da göster kardeşim. Bak şurada da var bir tane kilise. Bu tarz yani çeşitli yerlerde bir sürü böyle yapı var. Şimdi şuradan mı başlayacağız? Evet. Oradan başlayıp böyle bu tarafa doğru geleceğiz. Sonra Hamra'ya doğru devam edeceğiz. O zaman hadi bakalım. Bu arada şunu da anlatalım. Lübnan'da çok büyük bir elektrik sorunu var. Mesela bakın şeyde çoğu yerde trafik ışıkları da yanmıyor. O yüzden insanlar gecelik yer bulamıyor. Ancak işte böyle trafik azsa o zaman şey yapabiliyor. Bakın şurada mesela ışık yok. Burada da yok. Yanmıyor. Hatta burası yanmış gibi bir şey herhalde değil mi? Evet. Böyle gözüküyor. Bak şuradakinde de yok. Şunda da yok. Hatta bazı evlerde de elektrik yok. Belli saatlerde elektrik verilemiyor. Bizim kaldığımız Airbnb'de öyle bir sorun yok herhalde. Yok ama elektrik voltajına bağlı sigorta atma problemleri oluyor. Evet. Aynı anda çok fazla elektrikli cihaz çalıştırmamızı öneriyorlar. Evet. Yani elektrik kötü. Başka ekonomi berbat. Ekonomi berbat. Fiyatlar pahalı. Ama sokakları biraz kirli gibi gördük. Yani çok da şeydi. Daha kirli yerleri de gördük sonuçta ama dilenen çocuklar çok var. Evet. Ama yine de insanlar bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalmaya çalışıyor. Bakalım inşallah şey olur.
eski günlerine kavuşur diyelim de eski günde de çok fazla bir şey yok herhalde değil mi? Parlak dönemi var mı hatırlamıyorum. Neyse bu kadar. Devam edelim. Evet devam edelim. Camiyi arkamızda bırakacağız. Şu yoldan Hamra'ya doğru gidelim bakalım. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Bay bay yap, bay bay yap. Bay bay. Oraya bak, seni çağırıyorlar, seni çağırıyorlar. Hadi. Ha? La la la. Tamam. Hadi bay bay. Hadi beraber bay bay yapalım. Bay bay yap, bay bay. Hadi koş oraya, koş, koş hadi koş. Koş hadi, koş 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 koş. Bakın Beyrut limanı da şu aşağıda. Da patlamanın olduğu yer. 4 Ağustos 2020'de bir patlama olmuştu hatırlarsınız. Beyrut limanı havaya uçmuştu. O kısım galiba tam olarak neresi bilmiyorum ama şuralarda bir yer olması lazım. Evet diğer kiliseye geldik. Ha? Ne güzel gözlerin var senin. Ha? Ha? Yok. La la la. Ha? Var mı çikolata mı kaldı bir şey yanımızda yok değil mi? Yok. Hı? Üzücü ama yapacak bir şey yok. Git bak onlardan iste. Yallah yallah. Yallah yallah. Yallah yallah. Orada bak orada. Şimdi caminin yan tarafından devam ettik. Ha burası şey galiba. Eski antik Roma şeyi vardı burada. Orası olması lazım. Adını unuttum ya. Roma'daki şeye benziyor böyle. Foro Romano. Onun gibi bir yer. Şurası da bir ibadet yeri. Şurada da başka bir kilise. Ve antik Roma kalıntıları. Evet. Şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsun? Güzel mi? Güzel. Yaşanır mı kanka burada? Yaşanır. Beyrut'ta yaşanır. Yaşanır. Evet. Pek güvenlik problemi de yaşamadık gibi değil yaşamadık mi? Yaşamadık ama çok fazla para isteyen evet. Yanımıza gelen çok oluyor. Aşırı ya. Hı-hı. Dikkat etmek kaydıyla bence bir sıkıntı olmayacaktır. Evet şimdi ne taraftan? Limana daha ileriden gireriz değil mi? Evet. Ya şuradan da dolaşabiliriz. Şu arka yani. Yoldan devam edip Hamra'ya doğru ilerleyelim. Bakın az önce gösterdiğim Roma Forumu'nun diğer tarafı yani üst tarafı burası oluyor. Böyle. Antik Roma kalıntıları bu şekilde. Hemen şu arka taraf şey Muhammed El Emin Camii. Oradan düz devam edildiğinde bu kısma geliniyor. Az önce çektiğim yerde hemen şu sol taraf. Bakın şu an bulunduğumuz yerde Şehitler Meydanı. Bakın şurada bir şey var tam. Bir heykel var. Muhammed El Emin Camii'nin hemen biraz aşağısında şurada. Şehitler Meydanı dedikleri yerde burası oluyor. Aşağısından devam edeceğiz şimdi. Şöyle. Bakın. Sahil gözüktü. Liman gözüktü. Yani bu yıkık yapılar Beyrut'ta düzelse, yapılsa gerçekten görünüm itibariyle mükemmel bir şehir olur. Bazı sokakları gerçekten zaten öyle de mimarisi olsun, dokusu olsun gerçekten güzel. Bu cadde de lüks bir caddeye benziyor. Rolex falan var gibi de. Şu ağacı çok güzel budamışlar. Şu altta böyle havuz gibi bir şey var.
kilisenin arka tarafına çıktık. Bir tane cami var burada da. Dedim ya, bazı caddelerin, sokakların mimarisi gerçekten güzel. İşte tamam, bir Avrupa şehri gibi şurası. İşte aynı Paris'in de mesela bazı sokakları böyle. Burada da bir tane pazar var. Buranın da ismi Souk El Balat. Yine uzun, bayağı devam ediyor böyle. Meyve sebze falan var. Başka. Burada da yiyebiliriz ha bir şeyler. Hemen şu arkada Starbucks var. Evet, bir kahve olsa veririz birazdan. Bunlar gerçekten güzel oluyor. Ne kadarmış? 80 small. 1 dolar. 1 dolar. Meyve suyu small 1 dolar. Büyük boy 2 dolar. Başka çeşitli böyle zeytinyağı var. Her çeşit bir bakıma şey gibi ya. Mısır çarşısında bulacağın şeyleri burada da bulabiliyorsun. Bunlar ne? Sabun. Seni bir dayı. Burası bu kadar. Dönelim mi? Bakın o bahsettiğimiz trafik ışıkları burada da var ama yine ışık yanmıyor elektrik olmadığından dolayı. Şurada da aynı. Şu dikkatimi çekti benim Hakan. Bak burada Hilton var ama terk edilmiş gibi sanki, evet, değil mi? Patlamış. Patlamanın etkisinden dolayı mı acaba? Bak şurada da bir tane bina var. Yarısı komple yanmış gibi. Yani patlama ne zaman oldu? Ağustos 2020'de oldu. 2 yıldır hiçbir işlem yok. Bu şekilde bırakmışlar o zaman. Demek ki bayağı şiddetli ki buraya kadar etkilemiş. Neyse, biz şöyle bir karşıya geçmeye çalışalım bakalım. Gel ya, atla yöne gidelim. Şurada da ilerideki bina da öyle. Şurası mıydı şimdi patlamanın olduğu yer? Evet. Şimdi şöyle karşıya geçeceğiz. Oradan yürüme yolu varsa oradan devam edeceğiz. Burası da Beyrut'un marinası. Beyrut Marina burası. Beyrut'un en zenginleri mi diyelim? En zengin yeri burası diyebiliriz değil mi? Bakın arkası komple Akdeniz. Yatlar böyle sıralanmış burada. Şöyle bir kafe var. Akşamları ışıklandırma falan oluyor herhalde değil mi burada? Oluyor akşamları. Çünkü çoğu yerde elektrik sıkıntısı olduğu için şey olmuyor. Çoğu yer karanlık içinde genelde ama burada ışıklandırma oluyormuş. Hatta akşam gerekirse gelip biz de bakarız. Bak mesela şurada da şey var. Yacht Club var. Şu evet. An açık mı bilmiyorum ama. O Yacht Club'ın en üst katında şu an görebileceğimiz şekilde. Orada çok güzel bir gün batımını izleyebileceğimiz, gece de oturabileceğimiz bir bar var. Buranın en meşhur, en güzel yerlerinden. Biz de belki bu akşam oraya uğrayabiliriz. Hı hı. Ama rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Yerler çok kısıtlı. Çok neyse, güzel bir manzaraya sahip. Evet. Akşam bakalım ya, dediğin gibi duruma göre. Evet. Burada nargile falan da var. Değil mi? Yemek. Yemek var. Neyse. Bir çanta katalım. Akşam yürüyoruz. Şu aşağı inelim de oradan yürüyelim biraz. Şuradan değil mi? Şuradan ne yapalım? Sağ mı yapalım? Sola doğru mu gidelim? Sola doğru gidelim. Tahta şey yok. Bitiyor zaten. Şöyle ilerlemiş oluruz. Yürü.
Böyle bir meydana geldik. Genişçe, manzarası da gayet güzel. Bura şu şey, Zeytuna Bey'in biraz daha ilerisi değil mi? Hem geniş, hem manzarası güzel. Şuradan aşağıya bakalım. Tam da balık tutma yeri var şurada. Çok iyi, dümdüz. Şuraya devam edelim. Buralar acayip sidik kokuyor. Baksana şuradaki binalar da hep şey olmuş ha. Yanmış, camları patlamış. Bu patlamadan dolayı herhalde değil mi? Onlarca kilometre uzakta olmasına rağmen burada bile bu tesirini göstermiş. Evet. Zaten diğer yapılan binaların hepsi patlamadan sonra tekrar inşa edilmiş. Evet. Yani bu kadar adam nasıl sağ kalmış o zaman burada? Komple yanması lazımdı o zaman. Evet. Kovalar boş. Kefa çekiyorlar galiba. Bak bak şurada. Oo. Dayım şey yapmış. Aha mercan falan da almış ha. Pişirir miyiz alsaklar? Pişiririz. Buraların şeyi de güzel, böyle doğal kayalıklar var. Ha böyle sahil boyunca şeyden devam ediyor ileriye kadar. Neyse hadi yürüyelim bakalım. Bir yarım saat daha yürüsek şeye varıyoruz sanırım. Pigeon Rocks'a varıyoruz değil mi? Evet. American University of Beirut. Buranın en popüler okulu. Evet, buranın en popüler okulu. Ve şu an geldiğimiz nokta da Beyrut'un simgesi, en bilinen yeri Pigeon Rocks, yani güvercin kayalıkları. Şöyle şu tarafa geçtiğinde daha şey göstereyim, ön taraftan göstereyim. Böyle yan yana iki tane kayalık var. Böyle Beyrut'un manzarası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Şu aşağılarda tekne turu falan da oluyor ha bildiğim kadarıyla. Şuradan açıya kadar getiriyorlar. Oradan döndürüp tekrar sahile bırakıyorlar. Buralar da patlamış hep. Hi. Thank you. No, we are walking. Kaçtı? $20 mı diyor? $20. $20. Oh. Good. No good. Burada $20 herhalde şey.
Bizdeki 20-30 lira falan. Şu an gel. Havalimanında bile kaçtı? 10 dakikalık, 10 dakika 15 dakikalık yol için 40 dolar istiyor. Ha, 40 dolar, 35-40 dolar istiyor. Ve işte Lübnan'ın simgesi güvercin kayalıkları. Şimdi şöyle bir sokaktan girildiğinde sol tarafta bir bina var, orada kalıyoruz. Arkadaşımla beraber 3 günlüğüne ne kadar verdik? 3600 lira verdik Airbnb. Şu an bulunduğumuz bölge Mar Mikael bölgesi. Bir sürü böyle barların, restoranların olduğu bir yer. Gece hayatının merkezi burası diyebilirim. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Ve karnımıza doyuracak bir yere bakacağız. Evet Hakan, nereye gidiyoruz? Önce bir kahvaltı yapmamız lazım. Kahvaltım saat 1 oldu lan. Geciktik ama önce bir kahvaltı yeri bulalım. Evet. Ondan sonra güne başlayalım. Evet, kahvaltı bulursak en azından yemek yiyeceğimiz yerde görüşürüz. Evet. Az önce şöyle bir yerden girdik. Bu bölümler hep korumalarla çevrilmiş. Yani polislerle falan çevrilmiş. Onun da sebebi sanırım patlamadan sonra güvenlik ihtiyacından dolayı. Yani bu bölümde anladığımız kadarıyla hep hükümet binaları var değil mi? Bankalar var. İletişim Bakanlığı falan yazıyordu burada. O yüzden şimdi şöyle bir ara bir yer gördük. Şuraya bakalım dedik. Burada da yine eski kalıntılar falan var. Yine Roma hamamları var burada. Roma hamamlarının kalıntılarıymış. Böyle bir yer. Bir de şu tarafa bakalım. Evet, asıl bölüm burası. Şu şeyler ne deniyor böyle? Baca gibi olan şeyler bildiğim kadarıyla suyun sıcaklığını, soğukluğunu ayarlamak için kullanılan bir yer. Güzel. O zaman devam edelim değil mi Hakan? Bu arada şehir sanki böyle çok geniş bir alana yayılmışken patlamadan sonra bir anda böyle bir daralma olmuş değil mi? Her şey olmuş. Evet. Asıl şeyler yani atraksiyonlar mı diyelim? Belli bir yerde toplanmış. Dar bir alanda toplanmış. Evet. Bazı yerlerde böyle hayali şehir gibi. Sanki boşaltılmış. Değil mi? Yani şu an yeme içme yerleri, eğlence yerleri sadece bir yerlerde kalmış. Evet. Aynı zamanda lüks hayat dediğimiz pahalı mekanların bulunduğu marina bölgesinde de yeni bir oluşum olmuş. Patlamadan sonra tekrar inşa etmişler. Orada belli bir kısım var. Şehrin bir barlar sokağı kısmı kalmış. Evet, Mar Mikael kısmı, bizim kaldığımız yer. Bu downtown bölgesinde de birçok yer maalesef kapanmış. Dükkanlar boş. Neyse, polis geliyor, kapatıyoruz. Az önce kayıt alıyorduk. Polis el kol hareketi yaptı. O yüzden kapatmak zorunda kaldık. Şu ileride de var gerçi de. Bizi bu tarafa yönlendirdi. Sol taraftan devam edin diye. Gördüğünüz gibi. Boş. Tamamen boş. Şuradan mı devam edelim? Şöyle aşağı gidelim bakalım. Yat limanının oraya geldik şu an. Üst tarafındayız daha doğrusu. Şimdi soldan da gidebiliriz, sağdan da gidebiliriz. Şu an Barbar adlı restorana geldik değil mi? Bayağı lokal meşhur bir restoran. Evet. Şu bir tane şavarma söyledik. Bir tane et şavarma. Şavarma dedikleri burada Lübnan'da böyle geliyor. Ben dürüm
dürüm şeklinde gelir diye düşünmüştüm. Ama bu porsiyon şekilde olarak geliyor. Porsiyon döner olarak geliyor. Bayağı da büyük porsiyon. Bir tane de Halep kebabı söyledik. Böyle. Bakalım hesap ne gelecek? Şu an bilmiyoruz. Çünkü menüde hesap yazmıyor. Hesap rakam kısımları, fiyat kısımları kapatmışlar hep. Sadece virgülden sonrası olan sıfırlar gözüküyor. Başka bir şey yok. Hadi afiyet olsun, yiyelim bakalım. Afiyet olsun. Karnımızı doyurduk. Az önce gösterdiğim, anlattığım yemeğe ne vermiştik? 1 milyon 690 bin. Yani ne yapıyor? 20 dolar. 20 dolar. 20 dolardan çok azıcık daha fazla gibi. Ama gayet de doyurucuydu. Gayet doyurucu. Çok da yeterli. Evet, yeterli. Genel olarak fiyat anlamında ne diyebiliriz? Yani burası çok ucuz bir yer değil. Çok ucuz bir yer değil. Hemen hemen fiyatının karşılığında iyi şeyler oluyor. Evet, iyi şeyler oluyor. Yani Türkiye ile belki benzer fiyatlar diyebiliriz değil mi? Evet, Türkiye ile benzer. Yani ne ucuz ama ne pahalı. Ama daha büyük porsiyonlar, evet, daha güzel, daha lezzetli yemekler. Evet, aynen öyle. Şimdi ne yapalım? Bir kahve molası. Kahve molası bir yerde. Belki bir tatlı yeriz. Evet. Bakalım başka ilgi çeken bir şeyler olursa göstermeye tekrar devam. Göstermeye devam ederiz. Otururuz değil mi kan? Neydi buranın ismi? El Manara. El Manara adlı bir yere geldik böyle deniz kenarında. Kafe gibi. Burada bakalım çay, may, kahve varsa burada içelim. Deniz manzarası eşliğinde. Nereden, şuradan mı gidelim? Bir de boş yer bulamayacağız abi. Şu yukarı bakalım. Deniz kenarlarını kapmışlar hep. Boş çok. Evet. Şimdi Manara Palace diye bir yere geldik. Buradan şeyleri de göstereyim. Fiyatlardan bahsedeyim biraz. Mesela bakın pizzalar şurada. 6,5-7 dolar arası. Ondan sonra nargile var. Nargilelerde 2 dolarla 4 dolar arası. Ondan sonra içecekler var. Örneğin Türk kahvesi 1 dolar. Ondan sonra cappuccino, espresso 1,5 dolar. Demlikte çay geliyor 3 dolar. Sonra tatlılara baktığımızda künefe var 4 dolar. Double apple. Sonra kek 3 dolar gibi. Yani 3 tatlılar 3-4 dolar arası değişiyor. Sandviçler de öyle 3,5-4 dolar. Künefe. Sonra arka tarafta ne varmış? Ha bak, burada kahvaltı da veriliyor. Kahvaltı da işte şeyine göre, içeriğine göre 2 dolarla 5 dolar arası. Tea kettle. Salata, yani her şey var burada. Sonra ızgara var. 1 kilo tavuk 25 dolar diyor. Sonra sosis 6 dolar. Balık var. Onların şeyleri yazmıyor. Burgerler var. 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar. Yani böyle bir yer için ne diyorsun Hakan? Böyle bir yer için bence bilmiyorum, fena değil sanki. Fiyatlar. Fena değil. Piyasaya göre de daha uygun buranın fiyatları hatta. Evet. Hem tatlıları hem yemekleri, hı-hı, hem nargilesi buranın meşhur. Hı-hı. En uygun fiyatı burada gördük. Evet. Bu şey Fijian Rocks'ın orada söylemiştik. Nargile ne kadar orada? Yaklaşık 2 kat fiyat farkı, evet, var orayla buranın arasında. 1,5-2 kat daha pahalı. Burası daha uzun. Hatta denize burada daha yakınız değil mi? Evet, burada denize daha yakın. Tabii oranın manzarası da. Manzarası da şey. Ve mekan, restoran kalitesi de tabii. Oranın daha yüksekti ama burası tercih edilebilecek bir yer. Evet. Evet, etraf böyle. Böyle bir yer. Hemen yan tarafımızda da böyle deniz var hemen. Güzel mekan. Şimdi çaylarımız da geldi. Şöyle yapalım. Çayımız, nargilemiz geldi. Bir künefemiz kaldı değil mi? Evet, künefe geldi. De geldi. Oo. Çek kardeşim burayı da. Çaylarımızı da koyalım. Thank you. Şokran, şokran. Oo. Sana da geçelim şöyle. Evet. Al bakalım. Evet.
bu çay, künefe ve nargileye toplam ne kadar verdik? Vereceğiz daha doğrusu. 3 dolar çay. Toplam 10 dolar. Demlik. Künefe ne kadardı? O da 3,5-4 dolar arası. 3,5 dolar, aynen 10 dolar civarı falan. Evet. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Evet, Beyrut'u kısaca değerlendirdik. Değil mi? Bugün de son gün. Bugün de son gündü. Şöyle nereye benziyor burası? Üsküdar böyle Salacak sahiline falan benziyor. Şöyle bir yerdeyiz. Bayağı da kalabalık. Evet, bayağı da kalabalık. Şöyle bütünüyle Akdeniz manzarası. Beyrut'tan aktaracaklarımız bu kadar. Umarım zevkli bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Seni eklemek istediğin şeyler var mı Hakan? Vallahi zevkli, keyifli bir tur oldu. Evet. Kısa ama net bir tur oldu. Gezeceğimiz yerleri belirlemiştik. Bizim için güzel oldu. Hafta sonu için. Evet, hafta sonu için 2-3 günlüğüne gelinebilir yani hem, buraya. Hem vizesiz olması, hem insanların Türk insanlarını sevmesi buradaki insanların. Evet. Hem yemek içmek, mutfak kültürünün bize yakın olması. Dolayısıyla tercih edilebilen bir yer oldu. O zaman kahve içmeye gidelim ve turumuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video neresi olur şimdilik bilmiyorum ama o zamana kadar görüşmek dileğiyle.